Merhaba. Başlayabiliyorum herhalde. Burcu sesim geliyor değil mi? Bir... Evet, Aydıncığım, ben düştüm, kusura bakma. Hoş Yok yok. geldin ilk olarak yeniden. Nasıl? Aydın, ben seni hemen bir tanıtabilir miyim arkadaşlarımıza? Şöyle, Aydın Bey ile ilgili şimdi bir özgeçmişini okumak istiyorum. 1964 İstanbul doğumlu olan Aydın, Boğaziçi Anlamadım. Üniversitesi ekonomi mezunudur. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Örgütsel Davranış bölümünden insan kaynakları konusunda yüksek lisans derecesini almıştır. İş hayatının 25 yıldan fazla bir bölümünü Hirschmann Corp, Gillette, Diageo, Lead Change gibi uluslararası firmalarda geçirmiştir. 2013'ten bu yana şirketlere yönetim danışmanlığı yapmakta ama en çok şirketlere ya da bireylere atlarla ama atlara binmeden bireysel ve deneysel öğrenme programları uygulamaktan keyif almaktadır. Deneysel öğrenimin zirvesi olan atlarla öğrenimi hem insanların kendileriyle hem de kurumlarıyla ilgili değişim fırsatlarını keşfetmek için sıra dışı, eğlenceli, öğretici ve heyecanlı bir macera olarak görmektedir. Strateji revizyonu, misyon, vizyon, değerler, çalışan bağlılığı, transformasyon, satış, takım olma, liderlik gibi örgütsel konularda şirketlere, mindfulness, transaksiyonel analiz, kişisel değişim, hayatımı nasıl planlamalıyım gibi bireyler için hazırlanmış deneysel öğrenim programlarıyla da kişilere destek olmaktadır. Özgür Ruh ve İnsanlara Fısıldayan At isimli iki kitabı yayınlanmıştır. Boğaziçi Mezunlar Korosu'nda bas sesiyle korist ve Art Niyet tiyatro topluluğunda oyuncu olarak görev yapmaktadır. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk. Öncelikle bu kadar, ne güzel, çok yönlü bir insan olarak hem birazcık kendinden bahsetmeni hem de güzel seminerini dinlemek istiyoruz. Tekrar hoş geldin Aydıncığım. Bugün bir de doğum günü Aydın'ın. Efendim, Evet. biz çok teşekkür ediyoruz doğum gününde gelip bizlerle bir arada olduğu için, bize vakit ayırdığı için. Doğum gününde tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kalabalık bir parti olsun diye bugün yapayım dedim. Evlere kapandığımız için etrafıma böyle şey yapayım diye. Biraz ışık açayım mı? Karanlıkta mıyım ben? Yok, gayet, yani bana göre iyi arkadaşlar. Nasıl sizin için de? İyi mi? Ben yine de açacağım biraz ışık şöyle kendime. Tamamdır. Aa, Bilge iyi demiş. Ha, güzel oldu, tamam bu da. evet. Christmas şeyin de çok güzel. Kazağımın da ışıkları yanıyor. Onu kapatacağım gerçi. Peki. Çok iyi. Şimdi ben genellikle bu tip konuşmaları yaparken bayağı bir sıkılıyorum. Şöyle sıkılıyorum. Yani ben hani insanlara nasıl şöyle yap böyle de yapma falan diyeyim diye bakıyorum. Böyle özellikle genç insanların benim dinozor olarak nitelediğim bizlerden bir şeyler öğrenmesi konusunda çok denge bulmak gerektiğine inanıyorum. Onun için şeyi söyleyeyim. Bir model anlatacağım size bugün. Hayatı planlamakla ilgili bir model anlatacağım. Daha sonra seminerlere katıldığınız zaman belki biraz daha teknik ve biraz daha sürece yönelik şeyler öğreneceksiniz. İşte CV hazırlama, network yapma veya işte iş görüşmeleriyle ilgili. Ama ben daha ondan öncesinde hani ilk genelde yaptığım girişte ne yapmak istiyorsunuz? O sorunun cevabını nasıl bulacaksınız? Bundan sonraki hayat nasıl olacak gibi şeyler üzerine konuşuyorum. Hani benimki biraz böyle soft bir topik olarak gelebilir ama bunu tanımlamaya çalışan bir sürü tool var aslında elimizde. Bir sürü araç gereç var. Biraz onlardan bahsedeceğim. Ama benim standart bir prezentasyon başlangıcım var. Önce kısacık kendimi tanıtıyorum. Sonra yaptığım işi anlatıyorum. Ondan sonra da mevzuya giriyorum. Evet, 1964 bugün 56 sene önce bugün doğmuşum. Ekonomi mezunuyum. İnsan kaynaklarında master yaptım. Örgütsel davranışta doktoraya başladım 92'de. Paralı askerlik çıktı. Zaten ben master'a paralı askerlik var diye başvurmuştum. Hani paralı askerliği beklemek için çıkmayınca mecburen bitirdim insan kaynaklarını. Sonra hala gitmeyeceğim ben deyip bir daha doktoraya girdim bu sefer. Paralı askerlik çıkınca da bıraktım. Ama 2012'de döndüm, derslerimi tamamladım. Ondan sonra tezimi bu uğraştığım atlarla ilgili yazmak istedim. Ona pek fırsat olmayınca da dedim ki bu yaştan sonra hani doktor olmasak da olur. Ben öğrenmeye devam edeyim diye doktorayı yarım bıraktım.
Sonra iş hayatımı görebilirsiniz. Üniversiteden çıktıktan sonra ben öyle bankalarda, sigorta şirketlerinde falan çalışamam. Yani ben öyle daha özgür ruhum, kitabımda yazdığım gibi diyerekten bir 5-6 sene turist rehberliği yaptım. Sonra Körfez Savaşı çıktı. Körfez Savaşı çıkınca tabii kimse gelmedi, turistler. Bir tek Singapurlular geliyordu kışın. Kapadokya'da tavşanlara bakıyorduk karlar altında. Ondan sonra ben de bıraktım rehberliği mecburen. O zaman bir Amerikan şirketi, banka yazılım şirketi olan Kirchman'a girdim. Ondan sonra paralı askerlik çıkınca orayı da bıraktım. Bunlar doktora ile eş zamanlı olan şeyler. Oradan döndüm. Dedim ki ya ben biraz Kirchman Corporation'da işte software öğrendim. Arada girdiğim ufak tefek şeyler vardı. Onlarla böyle bir araya harmanlayıp, çünkü Kirchman'da eğitim de yapıyordum. Gillette'in satış eğitim müdürü, arsızlığa bakar mısın? Yani hiç tecrübe yok. Oraya girdim. Sen yıllar önce gel, insan kaynaklarında master yapmışsın. Orada bir memur olarak başla. Öyle başladım. Bir sene sonra satışa geçtim. Ondan sonra 98'de beni işten attı arkadaşım. Gittim 98'de başka bir şirkete girdim. Hep derdim böyle, o zaman kişi insan, ben 10 senedir şirketteyim, 8 senedir şirketteyim ama nasıl sıkılmadan kalıyorlar falan diyordum. 14 sene çalıştım Diageo'da. Diageo'yu bilirseniz, bu May içkiyi satın alan İngiliz şirketi. Dünyanın en büyük alkollü içki şirketi orası. Orada çalıştım 14 yıl ve 2012'de emekli oldum. 2012'den sonra ise uğraşlarım şöyle görebilirsiniz. Burcu söyledi zaten, bir tiyatroda oyun oynuyorum. Bir koroda şarkı söylüyorum. Ata ve motosiklete biniyorum. Biraz da işte şirketlere danışmanlık falan yapıyorum. 2 sene aktif olarak şu anda bir şirkette danışmanlık yapıyorum. İsim vermeyeyim reklama girmesin diye. Gene eski sektörümden. Gayet enteresan bir şey. Hala bir şeyler ölmemiş diye bakıyorum. 2 senede pazar payını 4 katına çıkardık. Dolayısıyla küçüktü zaten ama bayağı iyi giden bir hikayemiz var orada da. Bunun dışında söyleyeceğim en önemli şey, benim bütün sunumlarımın vazgeçilmez slaydı budur. Hiçbir şeye inanmayın. Ne okuduklarınıza ve size anlatılanlara, özellikle de benim anlattıklarıma inanmayın. Ancak kendi mantığınız kabul ediyorsa ve sağduyunuza hitap ediyorsa belki o zaman inanabilirsiniz. Kim söylemiş? Ben söylemedim. Bu da söylemiş. Bu da mı yalan deyip geçiyorum bundan sonraki slayda. Şimdi 2013'te yani emekli olduktan ve kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra at destekli öğrenim diye bir şeyle tanıştım ben. Ve 2002'den beri yurt dışında bu işi yapan bir şirketin Türkiye temsilciliğini aldım. Arada İngilizce slaytlar geleceği için bunu araya koydum ama kimsenin İngilizceyle bir derdi yok herhalde. Burada size 1 dakikalık falan bir şey göstereceğim. Hani yaptığım iş neye benziyor diye görün diye. At binmek yok. At binmeden insanların atlarla ilişki kurdukları, kendilerini nasıl ifade ettiklerini anladıkları, efendime söyleyeyim, liderlik üzerine, iletişim üzerine, takım olmak üzerine, hayat planlamak üzerine kişisel veya grup olarak, şirket olarak katıldıkları bir eğitim programı. İşte atı geri geri yürütmekten, başına hula hoop takmaktan, atın ayaklarını temizlemeye ya da kendisini takip etmesini istediğiniz, kendinizden çok daha büyük, daha hızlı ve daha güçlü bir canlıya ne yapmak istediğinizi anlatma üzerine. Evet. Bu biraz böyle şey, enteresan bir görüntüydü demin olan. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Şu ana kadar 30 küsür kişi, ben onları sayıyorum çünkü kaç kişi ağladı diye, seminerlerde o kadar içine döndüğü deneyimlerdir bunlar. Evet, böyle bir işim var. Şimdi güzel bir iş. Bunlar da kitaplarım. O işi biraz hani reklam olsunun dışında şunun için anlatıyorum. Hani bir laf vardır, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye. Muhtemelen ben diyeceğim ki dediklerime bakmayın, yaptığımı yapın diye. Onun için bu işi örnek verdim. Şimdi geçen senekilerden biraz daha farklı bir hayatla karşı karşıyayız. Veya o seminerde anlattıklarımda daha bu geliyordu, korona dalgası, ama artık gelmiş durumda. Şu anda işte ne oldu, ne oluyor, bundan sonra ne olacak gibi sorularla karşı karşıyayız. Ve de
Buna cevap vermek için aslında çok fazla seçeneğimiz yok. Çünkü deneyim yok. Yani neticede burada kim olursa olsun şöyle olacak, böyle olacak dedikleri zaman şüpheyle yaklaşacağımız, işte beklemediğimiz bir anda mutant virüsle karşılaştığımız bir süreç. Ama biz ne olursa olsun öncelikle kendi istediğimizi tanımlamaya odaklanmalıyız veya en azından bugün şimdi onu konuşacağız. Bununla ilgili birkaç dakika sonra bir slide gelecek karşınıza. O bizim aslında ona ne kadar hazır olduğumuzu yapı olarak veya zaman olarak gösterecek. Ama şey istediğimiz zaman, benim çok sevdiğim bir slide'tır bu. İhtiyaçlar ve seçenekler matrisine veyahut da grafiğine bakmayı her zaman en azından kendim çalışıyorum bir karar verdiğim zaman. Yani dikeyde olmazsa ölmem ve olmazsa olmaz arasında bir seçenek, daha doğrusu grafik var. Yatay eksende de fazla seçenek var, yokla çok seçenek var. Yani bu araba almak, telefonu değiştirmek, efendime söyleyeyim eve çıkmak, şu dersi almak, bu dersi almamak veyahut da herhangi bir konuyla ilgili seçebileceğiniz bir şey. Öncelikle bunu buraya plot etmeniz gerekiyor ve bu yerleştirdiğiniz şeye göre de karar vermeniz gerekiyor. Yani hava olmazsa olmaz, fazla seçeneğiniz de yok. Orada çok yapacak bir şey yok belki ama hani telefonu değiştirmek dediğiniz zaman hakikaten neden değiştirme ihtiyacını duyduğunuzu bunun üzerinde biraz analiz edin. Yani mevcut telefonum işimi görüyor mu? Görüyor. O zaman olmazsa olmaz mı? Olmazsa ölmem mi dediğiniz yerde onu bir yere koyuyorsunuz. Hadi dayanamadınız, illa değiştireceksiniz. İlla en pahalısı mı olacak? Orada da dünya kadar seçenek var. Onların arasında kendi işinize yarayan seçimi yapmak. Çünkü şu andaki hayat özellikle internette de çok yoğun bir şekilde zaman geçiriyoruz ve sürekli bize bir şey al diyorlar. Zaten çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Yani kendi internetimle bir şeyi açtığım zaman bana bir firma gelip reklam yapıyor. Ve diyor ki onu al, bunu al, bunu değiştir, sen bunun farkında mısın vesaire diye sürekli bizi belli bir rutinin içerisine atmaya çalışıyor. Halbuki ben bu grafiğe bakarak kendimi frenlemeye çalışıyorum. Gerçekten şu anda yaptığım seçenek ne kadar kendi bilinçli seçeneğim diye. Sanırım bugünün aslında bütün şeyi de o. Ne okursanız okuyun bundan sonra yapacağınız seçim ne kadar sizin bilinçli seçeneğiniz. Buraya birkaç tane kelime koydum alt tarafa. İşte hayvanseverlik, özgürlük, meslek, güvenlik, sanat, komşu, taraftar, arkadaş, eğitim, cinsellik, özgüven, yuva, samimiyet, kaynak, gelir, barınak ve demokrasi. Bu tip şeyleri bu şeyin üzerine koyabiliyorsunuz. Seçenek tablosunun üzerine. Ne oluyor? Bu bizi nereye getiriyor? Bilmiyorum. Psikoloji okuyanlar varsa amcayı tanımışlardır. Maslow'dur ve hani her yerde bir karşımıza çıkar bu amca. Der ki bizim 5 tane kategorimiz var diyeyim. İhtiyaçlar hiyerarşisidir bunun adı. En altta hava, su, yiyecek, uyku, cinsellik, barınak, güvenlik, temel ihtiyaçlar gelir. Onun üzerine hani bunlar olduktan sonra artık barınak yuvaya dönüşür. Eğitim, meslek, kaynak gelir. Ondan sonra aile, arkadaş, komşu, hemşeri, vatandaş, taraftar ya da partili olarak konumunuzu alırsınız. Üstüne özgüvenli, saygın, içten, sade, güvenilir, alçak gönüllü gibi sıfatlarla kendinizi tanımlayıp en yukarıda da artık demokrat, önyargısız. Yani biraz evvelki gördüğünüz şeyler aslında öncelik sırasına göre ve ne kadar olmazsa olmaz ve olmazsa ölmem ve seçenekler arasında baktığınız zaman kendi Maslow piramidinizi oluşturuyorsunuz. Bunun üzerinde çok durmayacağım ama bir yere gideceğim. Burada işte fizyolojik güvenlik, aidiyet, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gibi her şey kurmuş. Bunu anlattığımı biraz sonra geleceğiz. Şimdi demin bahsettiğim hikaye bu aslında. Hepimizin aşağı yukarı böyle bir hayatı var. Kontrolümüzde olan, yani bu da çok aslına bakarsanız tartışılabilir bir kelimedir ama hani ne kanımızın akmasından ne kalbimizin çarpmasından hiçbir şeyi kontrol edemediğimiz bir durumda. Yani o durduğu zaman birden duruyorsunuz çünkü. Ama her şey kontrol altında çok kullandığımız bir şeydir. Öyle diyelim, kontrol edebildiğimiz şeyler. Kendi ne bileyim bir telefonu alırken edebilmen lazım. Yani ne bileyim işte bir yeri seçerken edebilmen lazım.
İkincisi etki alanı. Etki alanında etkileyebildiğiniz şeyler ama kontrol edemediğiniz şeyler. Yani yağmur yağdığında şemsiye açmak gibi bir şey. Yani etkileyebilirsiniz, kendinizi koruyabilirsiniz ama yağmurun yağmasını etkileyemezsiniz. Üçüncüsü de circle of concern ya da işte endişe alanı dediğimiz şeylerde etkilendiğimiz ama etkileyemediğimiz şeyler olarak gösterebiliriz. Şu anda o kırmızı bölge biraz genişçe bu pandemiden sonra. Çünkü bilinmezlerle dolu ve de hani ne kadar büyüyeceğini de bilmiyoruz. Ve gitgide aslına bakarsanız kontrolümüz altındaki alan küçülmeye başlıyor, etkideki alan küçülmeye başlıyor. Ama bu sadece dış faktörlerden oluşan bir değişim. Halbuki biz zaten doğduğumuz zaman, yani doğamız gereği diyeyim, böyle doğuyoruz. Yani ya o panik alanı, endişe alanı yüksek, etki alanı düşük ve kontrol dar veyahut da kontrol alanı yüksek, etki alanı biraz daha geniş veyahut da endişe alanı fazla olmayan. Bu bir yapıyla alakalı. Bir de bizi hayat içerisinde yaşadıklarımız da bu alanları esnetiyor, büyütüyor veya küçültüyor. Ayrıca bir de durum olarak da bir şeyle karşılaştığınız zaman da bir daireden diğer daireye gidebiliyorsunuz. Bazı ortamlarda endişe alanınız çok daralıyor, etki ve kontrol alanınız çok gelişiyor ki bu genellikle mesela arkadaşlar arasında veya uzun yıllar çalışıp da kıdemli olduğunuz yerlerde. Benim sağımda ki kırmızının çok büyük olduğu, endişe alanının büyük olduğu yerde yeni bir işe girmek, bir partide hiç kimseyi tanımadan girmek gibi durumlar oluyor. Dolayısıyla bir yapımız itibarıyla, bir yaşantımızda karşılaştıklarımızla şekillenmiş daireler iç içe geçiyor. Bir de durumla ilgili. Şu anda durumla ilgili olarak baktığımız zaman endişe alanı geniş, etki ve kontrol alanı dar bir hayat yaşıyor. Şimdi buradan bu işte şey nature nurture, yani yetiştirilme, nasıl yetiştirildiğimiz mi işte yoksa genlerimizden gelen mi gibi bir tartışma. Aslında ikisi de biraz ondan biraz bundan şeklinde. Şimdi ortam böyle. Seçeneklerimize bakarken de çok fazla artık hani seçeneklerimiz de daraldı. Olmazsa olmazla, olmazsa ölmem arasında çok ciddi bir seçim yapmamız gerekiyor. Çünkü artık düne kadar yaşadığımız hayat veya düne kadar önem verdiğimiz, öne aldığımız şeyler artık bundan sonraki hayatta ne kadar geçerli sorgulamamız lazım. Farazen konuşuyorum. Bir yere gidip şu anda ben genel müdür olsam herhalde öyle sağlam bir araba verirler bana. Hani 5-20 mi derler veya ben bilmem nesinden bir araç verirler ama markete gidebilirim. Bir yere gidemem. Şimdi ben emekli oldum, ben hala o arabaya bineceğim dediğim zaman hiçbir yere gidemem. Yani buradan en fazla çiftliğe giderim. Oraya gitmek için de benim öyle bir arabaya ihtiyacım var. Dolayısıyla araba, statü ve benim eski hayatımda çok önemsediğim, ben arabam benim böyle olmalı gibi bir etiket unsuru olarak kullandığım şey, şu andaki durumda bakıyorum ki aslında araba sadece beni bir yerden bir yere götürüyor. Şu anda da en fazla markete, eczaneye götürüyor. Bundan birkaç yıl önce ben Montenegro'ya gitmiştim, Karadağ. Oradaki evler 45-50 metrekare. Ha, orada sordum, dedim ki ya siz niye bu kadar küçük yerde yaşıyorsunuz? Adam bana dedi ki yurt dışında birçok ülkede de böyle aslında. Abi dedi, ev ne kadar büyük olursa o kadar çok eşya alırsın. Ne kadar çok eşya alırsan onun içerisinde mutlaka çekmece ve dolap vardır. Ne kadar çok çekmece ve dolap varsa o kadar kılık kıyafet alırsın. Dolayısıyla paranı, gelirini, mümkün olduğu yani büyük bir çoğunluğunu aslında seni bekleyen şeylere harcarsın, şeylere. Yani eşyalara, kıyafetlere vesaire. Halbuki biz ne yapıyoruz? Eve sadece yemek yemeye gidiyoruz, yatmaya gidiyoruz. Bunun dışındaki paramızı biriktiriyoruz. Bir ev daha alıyoruz. O ikinci evimizi yazın gelen turistlere Airbnb'den veriyoruz. Bizim ortalama gelirimiz 700 euro aylık. Bir 700 aşağı yukarı kiradan yazın topladığımız paralardan geliyor. 1500 euroluk gibi bizim bir aylık gelirimiz oluyor. Biz yazın İtalya'ya, kışın da Avusturya'ya kayağa gidiyoruz. Baktığınız zaman o gelir seviyesi çok büyük olmayan, çünkü aslına bakarsanız 700 euro da fena para değilmiş diyebilirsiniz ama kurdan. Orası için gerçekten düşük bir şey olduğu zaman adam yaz tatiline de gidiyor, kış tatiline de gidiyor. Ama hayatını öyle
organize etmiş ki ben gelirimin ne kadarını durağan şeylere yatıracağım, ne kadarını tecrübe kazanmaya, yeni şeyler tatmaya, yeni zevklerle karşılaşmaya, yeni insanlar tanımaya, yeni yerler görmeye arayacağım diye bir seçim yapmış. Aslına bakarsanız bugün yapacağınız seçim biraz işinizle ilgili de bu. Yani işte okursun çocuğum psikolojiyi, klinik psikolog olursun veyahut da işte tıbba girdin şunu olursun veyahut da işte mühendis ol oğlum bilmem ne olsun falan. Onlar dünün öğrencisi. Onun için ben zaten bize dinozor diyorum. Çünkü biz dün bildiklerimizi anlatıyoruz. Yarın olacakları siz bizden daha iyi bilebiliyorsunuz aslında. Fakat ben buradaki 45 kişiyi tenzih ederek söyleyeyim. Genelde vatandaşlar tembel oluyor. Çünkü diyor ki abi gel bana biri söylesin. Ben de o yoldan gideyim. Şu anda benim görevim de o. Çünkü eğer olmazsa gelip çamuru bana atacaksınız. Adam doğum gününde gelmiş, esti kavurdu bir şeyler söyledi, onun dediğini yaptım olmadı diye. Halbuki şu anda o kadar çok seçenek var ki, o seçenekleri araştırmak sizin göreviniz. Bizim size yapabileceğimiz yardım onunla ilgili size soru sormak, cevap vermek değil. Onun için benden, hani 45 kişi birden 5'e inermiş şimdi, benden bir cevap beklemeyin ama ben size soru sorabilirim. Neden böyle istiyorsun, nasıl olsun vesaire. Şimdi onunla ilgili bir model anlatacağım zaten. Şimdi bu ne oldu, ne oluyor, ne olacağı biraz öteleyelim şöyle sağa sola. Modelimizden bahsedelim şimdi. Şimdi bu model öyle bir model ki hem kişisel ve genel konulara hem kişisel özel konulara cevap verebilir. Kişisel genel derken işte hayat hiç tat vermiyor, hiçbir şey yolunda gitmiyor, ne istediğimi bilmiyorum, ne yapacağım ben bundan sonra, mutsuzum geneli. Veyahut da o anda çok özel bir şey oldu, bu kişisel özel dediğimiz halde. Mesela iş yerine gittiğinde ne yapsam yaranamıyorum, herkesin egosuyla uğraşamam, ne istediklerini de bilmiyorlar, ayaklarım geri geri gidiyor. Buradaki iş spesifik bir sorun var ama kişiye özel. Acaba bunu bir şirket için ya da bir kurum içinde, örgüt içinde kullanabiliyorsunuz. Örgütsel ve genel oluyor. Bir strateji toplantısı gibi. Önümüzdeki 3 yıllık stratejik plana nasıl bakalım? İşte otomasyondan kazanılacak bilmem neyi nasıl yapalım? Artık başka pazarlara da girelim. Çalışanlarımızı bu gelişme karşısında eğitelim vesaire gibi başlıkların konuşulduğu bir yere de uygulayabiliyorsunuz. Biraz sonra anlatacağım modeli. Ya da anlık şirketlerin ya da kurumların karşılaştığı, nasıl geri çağırır bankalar kredileri, ithalat durur mu ya, vergi değişim mi böyle durduk yerde, teminat mektubu olmadan bu risk alınır mı gibi özel bir durumda da bu modeli işletebilirsiniz. Biz şimdi tabii bunun kişisel ve geneline biraz bakarak, onu örnek alarak gideceğiz. Evet, yine bir üçgenle karşınızdayım. Bu da Maslow'unkine benzeyen, ismini açayım bari, nörolojik seviyeler ya da mantıksal seviyeler ya da değişim alanları diye Robert Dilts diye bir adamın bir NLP kuramı. Şöyle bakıyoruz. Şimdi aşağıdan yukarı gidiyor aslında değişim ama biz yukarıdan aşağı bakacağız ki nasıl böyle olduğumuzu anlayalım önce. Önce doğuyoruz. Bize bir kimlik veriyorlar. Babasının aslan oğlu, annesinin veya babasının prensesi gibi. Ondan sonra değer ve inançlarda benim oğlum öyle yapmaz, benim kızım öyle yapmaz, oğlum taşa oturma, oğlum arkadaşlarını dövme veyahut da kızım saçını çekme gibi bir takım şunlar yapılır, bunlar yapılmazlarla ilgili bize bir takım değerler ve inançlar yapılıyor. İşte bayramda namaza gidilir, kalk çocuğum. Anne ben de oruç tutayım mı, sen daha erken yapma gibi bir takım şeyler bize o yaşlarda veriliyor. Tabii kimse bunu bu tablodan takip etmiyor ama hayatın otomatik gelişi bu. Bundan sonra bize bir takım yetenekler veriliyor bu sürecin içerisinde. Bu arada saatimi kontrol ediyorum. Baleye gönderiyoruz çocukları. Baskete gönderiyoruz. Ben kızımı at binmeye gönderdim. Onu göndermeseydim zaten ben bugün bu yaptığım işi yapıyor olmazdım ama... ve insanlara bir takım yetenekler veriyoruz veya verdiğimizi sanıyoruz ama aslında o yetenekleri bazen de kaybediyoruz. Yani çok iyi resim yapan bir çocuğa basket oynatıyoruz ve resmi maalesef gözümüzden kaçırmış oluyoruz. Bunlar bize bir takım davranışlar yüklemeye başlıyor. Yani eğer siz basket takımına gönderildiyseniz ve çok iyi basket oynayan bir çocuk değilseniz ve de sürekli bench'te oturuyorsanız orada siz artık... işte İsyankar olabiliyorsunuz, içe kapanık olabiliyorsunuz, arkadaşlarınıza karşı sert veya yumuşak olabiliyorsunuz. O biraz da karakterinizle birleşerek size bir takım ortamı şöyle ortamlarda böyle davranan kişiler haline getiriyor.
Bundan sonra da bazen seçerek, bazen mecburen çeşitli durumlara ya da çevrelere katılıyorsunuz. Örneğin mahallenin okuluna gidiyorsunuz veya arkadaşınızın çocuğunun gittiği okula gidiyorsunuz gibi sizin uyum sağlayıp sağlayamayacağını tam da bilmediğiniz bir takım yerlere doğru çevrelere katılıyorsunuz. Siz de çevrelerde de bir takım durum ve çevrelerde, yani okulun içinde de bir güruhla karşılaşıyorsunuz ki İstanbul dışından gelenler veya mühendislik okuyanlar veya tiyatro kulübünde buluşanlar gibi bir takım çevrelere giriyorsunuz. Ve o çevrelerde de yukarıdan gelen bütün bu akış sizi nerede durduruyorsa bir yer alıyorsunuz kendiniz. Mesela çok iyi bir oyuncu olduğunuz keşfedildiği zaman omuzlar dikleşiyor. Oraya gelirken acaba ben nasıl burada ayakta duracağım derken birden bir baza getiriyorlar. Kendinizi ben cömpürleyeyim lan ben diye ortada dolanmaya başlıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu silsile içerisindeki örgü sizin o ortamdaki durumunuzu belirliyor. Sonra eğer o çevreye ya da duruma uyum sağlayamıyorsanız, ilk değiştirdiğimiz şey çevre. Başka okula gideceğim, başka şirkete gireceğim, başka mahalleye taşınmak, başka şehre gitmek, başka ülkeye göç etmek gibi ilk değiştirmeye çalıştığımız durum burası. Durum, çevre yani. Ama yukarıdakiler değişmediği zaman nereye giderseniz gidin aslında hiçbir şey değişmiyor. Davranışlarınız, yetenekleriniz, değer ve inançlarınız sizle beraber geliyor. Onun için diyoruz ki çevreyi değiştirmeden önce bir davranışlarımızı mı değiştirsek? O çevrede o şekilde davranmamayı mı seçsek alternatif olarak? Onu yapmak için yeteneğimiz eksikse öğrensek mi? Ne bileyim, ben şirkette sizi muhasebeden aldılar veya satıştan aldılar, muhasebeye verdiler ama programı bilmiyorsunuz. O zaman gidip onunla ilgili kurs almak gibi bir şey. Veyahut da işte ne bileyim ben satış bölümüne yeni birilerini alacaksanız onlar üniversite mezunu olsun mu olmasın mı gibi tartışmalar. Ondan sonra bir bakacaksınız ya ben bunu yapacağım ama yani bu benim inançlarıma çok uygun değil. Mesela ben tütün ürünleri satan bir şirkette çalışmak istemiyorum arkadaş. Yani bu benim değerlerime, inançlarıma aykırı bir şey. Veya alkollü içki satan bir yerde çalışmak istemiyorum. Değerlerime, inançlarıma. Ama çok başarılısın. Ve orada çok da iyi bir geleceğin var. Ama inançlarına aykırı. O zaman ya inançlarını değiştireceksin ya ortamı o zaman. Yani dördüncü kademeye geldiğinde değiştireceksin. Dolayısıyla biz şu andaki durumumuza bir odaklanırsak. Diyelim ki mezun olacaksınız. Şu andaki davranışınız ne? Şu andaki birinci davranışınız şey olması lazım. Lan ben nelerden zevk alıyorum? Neyi yapmak benim hoşuma gidiyor? Ve o yaptığım şeylerde yeterince yeteneğim var mı? Veyahut da bu yeteneğimi parlatacak olanağım oldu mu? Örnek veriyorum. Kendimden. Liseyi bitirdik. Boğaziçi Üniversitesi çok havalı. Tamam, girdik. Hazırlık okudum. Eyvallah. Girişim matematik benim. Matematik bölümüne girdim. Çok güzel bir sene geçirdim. 2,5 biraz orta, 2,57 mi ne bir ortalamam var. Fakat hocalardan biri bize dedi ki, çocuklar babanız zengin değilse bu işi yapmayın dedi. Para kazanacak şeyleri burada bulamazsınız. Yani rahmetli hoca oldu. Kendisinin korusu vardı. Onun için onu dinledik. Ondan sonra dedim ki, ya eğer ben buradan çıkınca hakikaten çok para kazanamayacaksam bölüm değiştireyim. Nereye değiştireyim abi? Bütün arkadaşlarım ekonomiye gittiği için ekonomiyi seçtim. Tamam mı? Ama yani... Yani ekonomi, ya ileride iyi kazanırsın be koçum şeklinde değiştirdim. Yani derinliğine hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla buradaki davranışa baktığımız zaman zordan kaçmak veyahut da yeterince arayış yapmadan veya bir matematikçi aslında bir bilim dalını öğrenen birinin aslında ne kadar çok şey yapabileceğini yeterince öğrenmeden kolaya kaçıp ekonomiye geçtim. Bununla ilgili yeteneklerimi ne kadar parlattım? Hiç. Derste verildiği kadar. Ondan sonra da dedim ki bir süre sonra ya ben ekonomist olmayacağım. Bak. Tamam. Ondan sonra mezun oldum. Ha, olmadan önce son 2,5 senemi tiyatro kulübünde geçirdim. Ve çıktığım zaman ben Boğaziçi'nden dedim ki ben ekonomiyi bitirdim ama Polonya'ya gidip tiyatro okumaya karar verdim. O sırada babamı kaybettim. Gidemedim. Turist rehberi oldum. Turist rehberliğimi Körfez Savaşı bitirdi. Körfez Savaşı'ndan sonra bir Amerikan şirketine girdim. Amerikan şirketinde bana software şirketinde çalışırken bir süre sonra jilete girdim satış eğitimi diye beni İK'ya yolladılar.
İK'dan çıktım, satışa geçtim. Satışta bittikten sonra da en son işte söylediğim içkici. Yani böyle bir şeyin içerisinde önemli olan şuydu. Uluslararası şirkette çalış, yukarıya yüksel, bilmem kaç yaşında direktör ol, bilmem kaç yaşında genel müdür ol. Tamam olduk. Yani şikayet mi ediyorsun dersen hayır. Ama şunu gördüm ki ben emekli olduktan sonra şu anda Türkiye'de çok az yapılan, dünyanın birçok şeyinde yerinde yapılan bir şeyin iş olabildiğini gördüm. Ben iş aramıyordum. Bu işi yapmak için de hani bir hazırlığım yoktu. Ben at binmeyi daha iyi geliştirmek için gittim bu at eğitimine ve at binmenin önemli olmadığını fark ettim. Sonra oradan bana dediler ki, bakın tekrar sonra oradan bana dediler ki sen bizim Türkiye şubemiz olur musun? Dolayısıyla bu sürecin içerisinde eğer akıp gidiyorsanız ve hani ben ne istiyorum abi benim yeteneklerim neredeyi bilmiyorsanız o zaman hayat sizi sürükleyip götürüyor. Ondan sonra da bunun hani sorumlusu sizden başka kimse olmuyor aslına bakarsanız. Bir süre sonra baba oluyorsunuz. Çocuklarınıza bir şey anlatmaya falan çalışıyorsunuz ama hikayenizi hiçbir zaman kendi yazmadığınızı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tabloya bakarak hani özel durumlar, şirketler vesaire hepsini gözden geçirdiğimiz zaman her şeyi yeniden bir gözden geçirmemiz lazım. Yani şu anda çevremizde neler oluyor ve bu yeni dünyaya ben ne kadar hazırım? Buna nasıl şey yapıyorum? Yani bir hallolsun da işte inşallah bakacağız mı? Yoksa bu yeni dünyada yeni iş olanakları nerede açılıyor? Eğer üniversitelere, dünyadaki üniversitelerin bölümlerine bakarsanız ki ben çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Şu anda Türkiye'ye gelmemiş birçok yön var ve kendinizi orada bugünden farklı olarak geliştirme imkanınız var. Şu anda benim yaptığım işi yapan yok mesela. Türkiye'de 3-4 kişi var. Ve bunun gibi daha Türkiye'ye gelmemiş okuduğunuz disiplinin üzerine çeşitlendirebileceğiniz çok fazla alternatifiniz var. Yani bu psikodramada olabilir, işte müzikle de ilgili olabilir, resimle de ilgili olabilir, hayvanlarla da ilgili olabilir. Bütün bu süreçleri kullanarak ve dünyadaki diğer olanakları araştırarak ondan sonra bize gelip abi böyle bir şey buldum, ne yapmak lazım, bunun yöntemi nedir diye bize sorabilirsiniz ama jenerik olarak kalkıp da hani yani bundan sonraki hayatta ne yapmak, nasıl iş bulunur, nasıl CV yazılır falan. Bazen bunlar hiç olmuyor. Artık daha çok önemli olan çünkü network kullanmak. Bunun için de söyleyecek farklı bir hikayeniz olması gerekiyor. İlgi alanlarınızın olması gerekiyor. İlgi alanı olsun diye değil. Ama böyle bir zenginlik kattığınız zaman ancak bir fark yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla bugün için önemli vazgeçilmez olmazsa olmaz dediğimiz şeylerin bizim için gerçekten ne ifade ettiğine yeniden bakmamız lazım. Yani yarın nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Ne kadar büyük evde, ne kadar bilmem ne arabayla gitmek sizin için önemli? Ya da hakikaten bu koca memleketin bir sürü köşesinde bir sürü fırsat var mı acaba? Yeniden ayağa kaldırılacak. Çok başarılı, çok farklı ve çok ileride bir insan olmak için nelerden fedakarlık edebilirsiniz? Starbucks olmayan bir şehirde yaşayabilir misiniz mesela? Bütün bunlar size aslına bakarsanız yarınki hedeflerinizde bir yere götürecek ya da her gidenin yanında olacağınız, kalabalığa karışacağınız seçimler. Burada son olarak şeyi söyleyeyim size, buraları geçeceğim ben. Çok faydası olduğuna düşündüğüm, şuradan bir geleceğim ama ben ekranda kendimi göremiyorum. Yani genellikle hani neye benim şeyim var, söyleyin gücüm var veya güçlü yönlerim nelerdir gibi bir şey için genellikle bu tip şeyler koyuyorlar. İşte understand and set goals, wants to eager to learn new things, ask for help when needed falan gibi. Bunu bir genel güçlerin altına şöyle bir nokta daha koyuyorlar. Bunlardan bir tanesi matematiksel güçleriniz, sosyal güçlü yönleriniz, dille ilgili güçlü yönleriniz ve edebi taraftaki güçlü yönleriniz. Bunları en güzel benim şimdiye kadar karşılaştığım analiz eden testlerden bir tanesi Gardner'ın Multiple Intelligence testi. Bu internette bulabilirsiniz, ücretsiz de yapabilirsiniz. Bu sizin hangi tipte yani linguistic, logical, mathematical, musical, bodily, kinestetik vesaire bu taraftaki şeylerde hangi rollere daha uygunsunuz? Hangi iş ve aktivitelere daha uygunsunuz gibi bir şey çıkarıyor.
Fakat tekrar söylüyorum, bu test senelerdir yapılıyor. Senelerdir bu testten sonuç olanlar var. Siz burada çıkan şeyden sonra bu yeni hayatta bununla ilgili ne kadar yeni seçenek var onlara bakmak durumundasınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Sohbet edecek bir şeyimiz varsa dinleyeyim. Bakayım. 42 dakika. Fena değil. Soru var mı bilmiyorum tabii. Evet arkadaşlar, sorularınız var mı? Ben Aydın sana bir şey soracağım. Senin hangisi çıktı çoklu zekadan? Nasıl? Onu merak ettim. Hani bu çoklu zeka şeyi diyorsun ya, testi. Sen de çok aktif bir insansın, şeysin. Ondan dolayı hangisinin çıktığını merak ettim. Bu şeyde mi? Gardner'da mı? Vallahi çok uzun bir süre oldu ben bunu yapalı, artık hani şey yapmadığım için. Söyle. En son ben şey yaptım. Neydi adım? Jung'un fini yaptım. Onda EFMP çıkmıştım ama şimdi buradakini hakikaten hatırlamıyorum ya. Çok uzun süre oldu. Bir de tabii böyle şeyleri, hani ben testlere öyle bakıyorum genellikle. Hani şu zamanın içerisinde yaptığında 6 ay, 1 sene sonraki fark edebiliyor. Bu şeyde de var, bu renkler var ya, sarı, kırmızı, mavi, yeşil vesaire gibi şeyler. Onlara da böyle çok tutunmamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar da zaman içerisinde oradan oraya karıyor. Mesela satışta çalışırken kıpkırmızı bir adamdım. Sarı, yani kırmızı sarı ama hani sarı azıcık gözüküyor falan diye. Zaman içerisinde biraz daha, biraz değil, bayağı bir sarım artıp kırmızım ortalamanın artısına gelmişti. Bunu gerçekten hatırlamıyorum. Ama ortalarda bir yerde olduğumu, yani ya bu dancer olamayacak, dancer, demonstrator, aktör herhalde orada bir yerde. Ben aslında, yani bence sen kinestetiksin. Çünkü sürekli hareket halinde olmayı seviyorsun. Öyle şeyleri idrak ediyorsun. Mesela ben de kinestetik ve visual'ım. Görüntüsü olmazsa çok zor anlıyorum. Veya işte kinestetik hareket etmezsem çok aklıma girmiyor şeyler. Karşı taraftan gelen şeyler, iletişim çok net olmuyor. Aslında arkadaşlarımız da şu anda mesela kinestetik öğrenmesi güçlü olanlar evde sürekli kapalı kalıyorlar. Ya yani onlar için çok zor. Ondan dolayı hareket etmeleri gerekli, şey yapmaları gerekli. Bence bunu yapmaları çok önemli. Çok teşekkürler. Bize de ilettiğin için. Audio olmadığım çok kesin. Benim de mutlaka vizüel olarak bir şeyi görmem gerekiyor. Ve de kinestetik şeyim de yüksektir diye tahmin ediyorum. 3 tane öğrenme biçimi var işte. Görerek, duyarak ve dokunarak ya da deneyerek. Ama evet, benim herhalde en şey öne çıkanı kinestetik diye tahmin ediyorum. Yani şu anda yaptığım iş de tamamen kinestetik olduğu için orada bir şey olduğunu hissediyorum. Peki şunu söyleyebilirim en son insanlara. Yani benim yaptığım iş varmış, ben bilmiyormuşum. Ha, ben çok şanslıyım ki emekli olduktan sonra bu karşıma çıktı. Benim bugün söyleyebileceğim, hani ne söyledi bu adam bir saatte derseniz, o kadar çok seçenek var ki aslında bakmadığımız ve baktığımız zaman bulup da burada kendi yetiştireceğimiz onları, o seçenekleri görmeden mevcut seçenekler arasından bir seçim yapmakla kendimizi daraltmamalıyız. Böyle birisi şey yazmış. Sizce bu eve kapalı kaldığımız dönemde yeni girişimlere nasıl atılabiliriz ya da kendimizi deneyebileceğimiz yeni alanlara atılabiliriz? Nasıl atılabiliriz? Yani çok çok güzel bir soru. Yani şöyle söyleyeyim. Bu aslında hani kötü bir psikoloji. Yani evde oturup bir şey yapmak bence hakikaten berbat bir şey ama yani bu dönemde yapacağınız her şey, ben mesela çocuklarıma söylediğimi söyleyeyim size. Bakın yeni şeylere, yani dünyadaki üniversitelerin bölümlerine bakın. Burada olmayan bir sürü şeyi göreceksiniz. Ondan sonra oradan çıkan adamlar ne iş yapıyorlar? Mesela özellikle söyleyeyim. Psikoloji okuyanlara, antropoloji okuyanlara, sosyoloji okuyanlara ben şeyi söyleyebilirim. Benim işimi çok rahat yaparsınız. Yani biraz da at eğitimiyle birlikte de böyle bir iş var mı? Ya biliyor muydunuz bilmiyorum böyle bir işin olduğunu ama benim işim gibi bir sürü iş var. Ve bununla ilgili de ben bir sürü insanla tanıştım. Bir tanesi böcekten kurabiye yapıyor. Bak, böcekten, insect, küçücük böceklerden. Böcekleri kurutuyorlar, un yapıyorlar, kurabiye yapıyorlar. Bunu yapan kız Kocaeli'de. Evet, gıda mühendisi. Bunu kendi yapmış ve yani hakikaten bir ev kadar büyük bir yerde. Bir başka şey söyleyeyim size.
sebzelerden, organik sebzelerin artıklarından havyar yapan bir Türk kızımız var gene. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Tamam. Yani bu hakikaten bir soğuk hava deposu yeterli abi diyor. Yani bu tip şeyleri bu memleketin çocukları yapıyorlar. Onun için böyle hani ne yapayım? Bunu yapan bir sürü insan var diye dünyada buraya getirebileceğiniz o kadar çok şey var ki. Bu sadece yani bir tane söylesene dediniz ben kendi yaptığımı söyleyebilirim. Ama önümüzde duran bir sürü şeyin içerisinde gizli aslında. Yani çok basit adımlarla gelişen bir şey. Yani söylemeyeyim, benim söylemek bana düşmez ama hani bir tane adam işte hep söylenen hikayedir bu. Yani yemek sepeti adam oturuyor, restoranı yok. Dünyanın en, veya da Türkiye'nin en büyük restoran zenci. Airbnb bir tane oteli yok. Efendime söyleyeyim Uber bir tane arabası yok. Yani adamlar oturup da ben burada bu mekanizmada nasıl bir fırsat bulurum diye kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkması lazım. Şimdi burada 43 kişi vardı ve 35 kişi kaç kişi kaldıysa şimdi ben burada 35 tane değişik fikir söyleyip her biriniz alın diyemem. Ama şunu söyleyebilirim 35'ten çok daha fazla seçenek var dışarıda. Bir başkasını söyleyeyim size. Bu arayışın içerisinde birlikte okuduğunuz, birlikte zaman geçirdiğiniz insanlarla birlikte bir sürü şey yapabilirsiniz. Artık her şey startup bundan sonra. Büyük şirketler bile küçük startuplara bölünerek gitmeye çalışıyorlar. Artık ofisler çok, yani ofislerin o kadar önemli olmadığı belli oldu. Şirketler artık kiralarına başka bir gözle bakacaklar. Servis harcamaları olmayınca business nasıl oluyormuş başka bakacaklar. Ticketları ödemedikleri zaman bir saving oluyor başka bakacaklar. Dolayısıyla artık iş dünyası iş geçecek. Bunların içerisinde nasıl bir değişimin parçası olursunuz veyahut da o değişimi dizayn eden hangi yerlere bakmanız lazım? Bence sorunun cevabı burada. Yoksa klasik olarak gittiğimizde işte şu anda digital marketingçi olacağım. Çok geç. Bir tane daha sorumuz var Aydıncığım. Çok farklı alanlar söz konusu olduğu için genellemek zor elbette. Ancak sizin tavsiye edebileceğiniz ve dünyada oluşan sektörleri takip edebileceğimiz bir platform kaynak var mı? Bilge sormuş. Bilgiyi şöyle söyleyeyim. Ben tekrar söyleyeyim. Çocuklarım benim şu anda işte lisedeler. Onlar da yavaş üniversiteye gidecekler. Hangi üniversite, hangi bölüm vesaire. Ben üniversitelerden direkt yola çıkıyorum. Yani üniversitelerin bölümlerine çünkü orada yeni yeni şeyler, akademik ruh kazanan, şu anda olmayan şeyler var. Bizde de olmayan şeyler var. Oradan nereye giderler? Bu çünkü şey, hani Bilge'ye söylüyorum. Bilge ne okudun bilmiyorum. Ama senin okuduğun bölümle ilgili şeye bakmak lazım. Yani böyle bir tane şey katalog yok. Nasıl söyleyeyim? Şey kataloğu yok. Bütün dünyadaki yeni işler falan kataloğu gibi bir şey yok. Hani psikoloji okuduysan mesela psikolojiyle ilgili belki şuraya bakabilirsin diyebilirim. Ama dediğim gibi öyle bir fihrist veya bir telefon rehberi gibi bir her şeyi kavur eden benim bildiğim bir şey yok. Onun için de ben üniversitelerden yola çıkıyorum. Diyorum, Psychology Department dünyadaki üniversitelerdeki top 10'da, işte Ivy League'deki üniversitelerdeki psikoloji bölümleri ve alt bölümleri yazıyorsun. Bir sürü döküyor. Sonra oradan şeyi görüyorsun. Atıyorum şimdi nörobiyolojiyi görüyorsun. Neuroscience'ı görüyorsun vesaire. Ondan sonra ki buradan çıkan adam ne oluyormuş onlara bakalım. Çok güzel hazırlanmış platformlar var. Yani ben aktif baktığım için çocuklarım için söylüyorum ama işler için şöyle yeni meslekler var diye bir şey. Dediğim gibi bölümünüze bağlı. Bir de kazağınızı nereden aldınız diye bir sorumuz daha var. Çok iyi. Bu arada Aydıncığım. Primark diye bir yerden almış. Şöyle ışıklarımı da yakayım o zaman. Aydın, o zaman seni çok tutmak istemiyoruz doğum gününde. Bugün 25 Aralık 2020. Aydın Soysal'ın doğum günü ve bizlerle birlikte kayıt alıyoruz biz de şu anda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendisi için böyle bir sürpriz hazırlayalım dedik. Aydıncığım, nasıl buldun sürprizimizi? Arkadaşlarımızla birlikte sana. Oy evet. Kukule tam da iyi olmuş. Çok çok teşekkür ederim. Evet, bir kampanya da çıkmış. O benim adım. Aydın Harika. Çok gerçekten çok çok teşekkür ederim. farklı, çok yönlü bir mezunumuz ve bizlere de çok destek oluyor her zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Ben 25 Aralık deyince, doğum günüm demiştin.
Ama hiç şey yapmadan, ikilemeden bile ben iptal edelim dediğim halde şey yaptın, gelip buraya bizlerle birlikte oldun. Çok Evet. teşekkür ediyoruz Aydın. Şeyi de söyleyeyim kapatmadan. Çok teşekkür ederim. Harika olmuş. Hatta benim bunu screenshot'ını almam lazım. Aldım galiba. Ben de Şöyle aldım. söyleyeyim. Suzan bir şey sormuş. Bana mail yazarsan, yani soysal.aydin@gmail.com, en basit mailim. 4 tane mail var ama bunu soysal.aydin@gmail.com. Turizmle ilgili ben turizm rehberliği yaptım vesaire. Oradan nasıl bir şey söylersen mail yaz. Onunla ilgili ciddi bir şey söyleyebilirim. Hani ilgim olan bir alanı, hani herkese bilemem yani, ben işte herhalde soktum dediğim zaman bir şey diyemem ama mesela turist rehberle ilgili, evet, benim aklımda olan bir tane şey var, onu paylaşabilirim. Şeyi de benzer bölümler olan yerlerde elimden geldiği, yani çekinmeden şey yazabilirsiniz LinkedIn'den veya bu dediğim soysal.aydin@gmail'den, hatta bile isterseniz verdim. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Ufacık bir katkım olursa birinize mutlu olurum. Ay çok güzel. Aydıncığım, çok teşekkürler. Doğum Ben günün de kutlu teşekkür ederim. olsun. Daha sonra arkadaşlarımız da buradan herhalde izleyecekler. Çok teşekkür ederim. Burcu hocam düştü de teşekkür ederiz sunumunuz için. Ah, bu nereye gitti değil mi? Diğer şeyimden geldim. Benim arada kapanıyor, kusura bakmayın. Cepten de bağlıyım şu anda. Çok teşekkür ediyoruz tekrar her şey için. Ben Aydın. de çok teşekkür ederim. Herkese iyi seneler dilerim bu vesileyle. Ay, Size çok de iyi teşekkürler. seneler. Doğum gününüz kutlu olsun Çok tekrardan. teşekkürler. Evet, iyi seneler. Doğum günün kutlu olsun tekrar. Teşekkürler. Arkadaşlar çok teşekkürler. İyi seneler tekrar. Biz teşekkür ederiz.